Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık kullanabileceğiniz bu çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu çantayı kendim için yapmıştım. Sap olarak eskiyen bir kemerimi kullandım, biraz daha otantik durması için. Uzun sap olarak da böyle bir sap kullandım. Kendimce buraları püskül yaparak süslemiştim. Ve içerisine de bakın astar diktim. Bu şekilde çantamın boyutundan bir 1,5 santim fazla olarak astarımı kestim keserken gizli dikiş yaparak dikişin görünmemesini sağladım. Kumaşımızın iç yüzü burası. Dışında hafif desen var. Zikzak desenler. İsterseniz sade bir kumaş da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çantamın içinin görünmesini engelledim. Ajurlu bir model olduğu için. Şimdi başlangıca geçecek olursak bu çantamızı iki parçada örüyoruz. Örerken ben sentetik makrome ipliği kullandım. 3 numara. Tığım da 2,5 numara. Çantamın tek bir parçasını önceden hazırladım. Yine aynı renk makrome ipi kullandım. Sadece diğer çantamın boyutundan şuradan bu kadar fazlalık yaptım. Biraz daha büyük olması için, bu bir sipariş olduğu için. Daha kullanmadığım, yıkanmadığı için de esneme yapmadı. Biraz daha enli görünüyor. Fakat kullandıkça bu kendini bırakıp rahatlayacaktır. Şimdi çantamızın ilk parçasını yaptık. İkinci parçasını beraber çalışacağız. Başlangıç kısmı burası. Zincir çekerek başlamıyorum ben. Zincir tek taraflı kasma yapabiliyor. Bu şekilde daha düzgün durduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir ilmek çıkarıyorum ipimden. 6 yumak sanırım ip aldım. Tek parçasına 3 yumaktan çok az kaldı. Yani ne kadar gittiğini merak edenler için de şöyle kameramı biraz düzenleyeceğim beraber yapacağımız için. Şu kısımdan başladığımızı söylemiştim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekelim. Bir tane başlangıç zincirimiz olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde sanırım doğru saydım. 3, 6, 7, 8. Evet. 1, 2, 3. 3 tane de yukarısı için sayacaktım. Bu kısmı unutmuşum. Şimdi dairesel bir alan oluşturuyoruz öncelikle. Toplamda 11 tane zincir çekerek başlayalım. Başlangıçta hemen şu dibe değil, bir sonrakine batalım. Zincirimiz açılmasın. Makrome ipi, kaygan bir ip. Bu şekilde şu kısmı oluşturduk. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çekerek çeviriyorum. Tığımın başını doladım. Buradan 1 2 zincir sayıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve ikili bir trabzan çalışıyorum. Bakın ikinci kutucuğumuz oluştu. Zaten buradaki biraz dairesel gibi görünüyor.
1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Yine döndürüyorum örgümü. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3'üncüye batış yapıyorum. Yine ikili trabzan çalıştım. 1, 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3'üncüye bakın. Altta tek ip kalacak, tek kat. Üstte 2 kat. Bu şekilde batıyorum. Ve ikili trabzan çalışıyorum. Bu şekilde ne kadar yapacağız? Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane kutucuk oluşturalım. 4 tane yaptık. Daha sonra beraber devam edelim. 11 tane kutucuğumu tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tığımın başını tekrar doluyorum. Örgümü yan çevirdim. Bakın ipim burada. Bir sonraki trabzan olan kısmı, trabzanın üzerine batıyorum. İki zincir, ikili trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine. Yine ikili trabzan çalışıyorum. İki zincir. İkili trabzan. İki zincir. Bu şekilde. Şurada bakın başlangıç düğümüm var. Yani şuradaki en son yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batalım. Buradan beraber devam edeceğiz. Bakın sıramı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 tane kutucuğumu yaptım. Sondaki buraya geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 8 tane trabzan yapacağız. Aralarında bir zincir çekerek. Bir zincir. Üçüncü trabzanımız. Bir zincir. Dördüncü trabzanımız. Bir zincir. Beşinci. Şöyle sıkılaştıralım. Altıncı trabzanımız. Bir zincir. Yedinci. Ve bir zincir. Sekizinci. Ve en son bir zincir çekiyorum ve duruyorum. Bakın. Döneceğimiz kısmı yaptık. En son trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Şimdi yine en son bir zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Buradaki ilk trabzanımın tepesine. 2'li trabzanımı çalışıyorum. Şimdi aralarda 2 zincir. 1, 2. Sırasıyla bütün trabzanlarımın tepesine batacağım. Bir an aynı yere battığımı sandım. 2 zincir. Bir sonrakine. 2 zincir.
Bir sonrakine. Bir sonrakine. Bu şekilde bakın sıramızı şuraya kadar gelene kadar tamamlayalım. Toplamda 6 tane daha kutucuk yapacağız ve tamamlayacağız. Bu sıramızı da tamamladık. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5. Çeviriyoruz. Yine tığımızın başına doladık. İlk sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. 1 2 arada 2 zincir sırasıyla trabzanlarımızın tepesine batarak trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Buraya işaretleyici taktım. Onun üzerindeki trabzana kadar yapalım. Sonra beraber devam edelim. İşaretlediğim yere kadar geldik. Kutucuklarımızı yaptık. Bir alt sırada arada bir zincir çekmiştik. Şimdi buradaki gibi iki zincir çekeceğim. 1 2 tığımın başını dolayacağım. Yine sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapacağım. 1 2 tığımın başını doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Aralarda iki zincir çekiyorum. Alt sırada dar alan olduğu için tek zincir çekmiştim. Şimdi genişlediği için iki zincir çekiyoruz. Bu şekilde yaparak tüm sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Bu sırayı da tamamladık. 5 kutucuk oldu. Yani şu orta sırayı tamamlamış olduk. Şimdi trabzanlı dolgulu olan kısma geçiyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Kutucuğun boşluğuna batarak 1 2 tane trabzan çalışıyorum. Ve daha sonra trabzanın tepesine batıyoruz. Üçüncü de. Boşluktan 1 2 trabzan çalışıyorum. Üçüncü trabzanımı trabzanın tepesine. Boşluğa 1 2 ve üçüncü trabzanımızı trabzanın tepesine batarak çalışıyoruz. Bu şekilde tüm sıramızı tamamlayarak şuradaki diğer taraftaki başa geleceğiz. Aralara 2 trabzanların tepesine de batacağız. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. Çeviriyoruz. Pardon, burada 5 çekeceğiz. 4 ve 5 tane. Yine kutucuk oluşturacağımız için 5 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Buradan baştakini saymıyoruz. Baştakinin üzerinde zincirimiz var. 1 2 tane atlıyoruz. 3. trabzanımızın tepesine trabzan çalışıyoruz. 1 2 1 2 atlıyoruz. 3. trabzanın tepesine kutucuk çalışıyoruz. Bu şekilde tekrar kutucuklu sıramıza geldik. 2 zincir çektim. 1 2 tane atlıyorum. 3.'ye trabzan çalışıyorum.
3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bu şekilde işaretlediğimiz yere az kalmış. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Yine iki zincir çektim. Bakın işaretlediğimiz yerin üzerindeyiz. Şimdi bir trabzan atlayacağız ikincisine. İki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum ikinciye. Bu şekilde çalışarak şuradan işaretleyicimizin hizasındaki trabzandan hizalayabiliriz. Şuraya kadar hep bir tane atlayacağız. İkinciye batacağız. Trabzan yapacağız. Buraya kadar çalışalım. Buradan devam edelim. Buradan dönme işlemini tamamladık. Aralarda iki zincir çekerek altta bir trabzan atlayarak ikinciye battık. Şimdi bakın tam işaretleyicimizin olduğu kısımdan devam ediyoruz. İki zincir çekiyoruz yine. Buralarda birer trabzan atlayıp ikinciye batmıştık. Şimdi artık bir, iki tane atlayacağız. Üçüncüye batacağız. Şu karşı tarafta olduğu gibi. Böyle yaparak bir, iki zincir çekelim. Bir, iki tane atlayalım. Üçüncüye trabzanımızı yapalım. Ve sıramızı şuraya kadar tamamlayalım. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi ikinci kafesli sıramızdayız. Dönüşlerde hep 5 zincir çekiyoruz. 3, 4 ve 5. Çevirdim örgümü. Şurada trabzanımızın tepesine batarak trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum arada. Yine trabzanımın tepesine batarak ikili trabzan çalıştım. İki zincir. Şuradaki kısmı da aynı şekilde iki zincir trabzanın tepesine batıyoruz. Yani bu sıra hep aralarda iki zincir çekeceğiz ve trabzanların üstüne batacağız. Bu sırayı tamamıyla tamamlayalım ve beraber devam edelim. İkinci kutucuklu sıramı tamamladım. Trabzanlardan sonraki 5 tane zincir çektim. 2, 4, 5. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batarak yine kutucuğumu oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak kutucuğumu oluşturuyorum. Aralarda hep iki zincir çekerek, bakın işaretleyicimiz burada, üstünden giderek şöyle şuradaki trabzanımıza kadar yapalım ve buradan sonra devam edelim. 2, 4, 6, 8, 10 tane kutucuk yapıyoruz ve devam ediyoruz. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar geldik. 10 kutucuk yaptık. Buradan ben buraya da taktım. Şimdi buradan sonra aralarda 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Tekrar bir sonraki trabzanın tepesine trabzan çalışıyoruz. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine. Bu şekilde aralarda 1, 2 ve 3 zincir çekerek bu oval kısmı dolaşacağız. Şuradaki işaretleyicimize kadar. Yani burada
10 tane kutucuk kalana dek çalışalım. Buradan sonra da aralarda 2 zincir çekeceğiz. Buradan beraber devam edelim. Oval kısmı tamamladım. İşaretleyiciye geldim. Şimdi burada yine aralarda 2 zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Tığımızın başını dolayalım. Sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzanımızı yapalım. 1, 2. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım şuraya kadar. Sıramızı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz örgümüzü. Tığımızın başını dolayalım ve boşluktan batarak her kutucuğun içerisine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Ve trabzanlarımın tepesine batarak da birer trabzan çalışıyorum. 2 tane boşluğa 1 ve ikinciyi yapıyorum. Trabzanın tepesine de üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yaparak işaretleyicimizin olduğu yere kadar, yani 10 kutucuğu doldurana kadar devam edelim. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar geldik. Şimdi buradan sonra 3 zincir çekmiştik. Boşluklara 3'er tane trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi trabzanın tepesine batıyorum. Ve dördüncüyü çalışıyorum. Boşluklara 1 2 ve 3. Dördüncü trabzanımı da trabzanın tepesine yapıyorum. Bütün bu oval kısım boyunca hep boşluklara 3 dolduracağız ve birer tane de trabzanların tepesine batacağız. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar 3 tane dolduralım boşluklara ve trabzan tepelerine batalım. İşaretleyiciden sonra bu tarafta olduğu gibi boşluklara 2 ve trabzan tepelerine batalım. Ve bu şekilde sıramızı buraya gelene kadar tamamlayalım. Bu sıramızı da tamamladık. Şimdi kutucuk yaparken döneceğimiz zaman 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz örgümüzü. Tığımın başını doladım. Bakın şuradan trabzanımızın üstündeki trabzana atlıyoruz. Bir kutucuk yaptım. 1 2 zincir. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye yine bir kutucuk yapıyorum. 1 2 2 tane atlıyorum. Üçüncüye kutucuk yapıyorum. Bu şekilde yaparak işaretleyicimizin olduğu yere kadar gelelim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir at zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye zincir trabzan yapıyorum. Bu oval kısımda aralarda bir zincir ve bir trabzan atlıyoruz. İkinciye tekrar trabzan çalışıyoruz. Dönüşte çantamızın kasılmaması, büzülmemesi için bir zincir, bir atlıyorum, ikinciye trabzan çalışıyorum. Bu şekilde yaparak işaretleyicimizin olduğu yere kadar geleceğiz ve buradan
Sonra kalan 10 tane kutucuğumuzu aynı şuradaki gibi arada 2 zincir, 2 trabzan atlayarak sıramızı tamamlayacağız. Sıramızı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekerek dönüyorum. Yine aynı şekilde kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. 2 zincir trabzan üzerine trabzan çalışıyoruz. 2 diğer trabzanın üzerine çalışıyorum şimdi. 2 aralarda 2 zincir çekiyoruz hep trabzanların üzerine. Bu sıramızda bütün baştan sona kadar hepsini bu şekilde yapacağız. Bu sırayı da tamamlayalım. Diğer uçtan beraber devam edelim. Bu sıramızı da tamamladık. Başlangıçta yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Çeviriyoruz örgümüzü. Yine kutucuk yapmaya devam ediyoruz. İkili trabzanlarla çalışıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum arada ve sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzanımı oluşturuyorum. 1, 2. Bu şekilde yine işaretleyicimizin olduğu kısma kadar gelelim. 10 kutucuk yapalım ve devam edelim. 10 tane kutucuğumu yaptım. İşaretleyicimizin olduğu yerdeyiz. Bakın gayet düzgün duruyor. Burada kasılma olmadığı için bu sırada artırma yapmıyorum zincir sayımızda. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki trabzanıma batıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki trabzanıma batıyorum. Eğer siz burada çok sık olursa böyle büzülme görürseniz 3 zincir çekebilirsiniz aralarda. Buradaki zincir sayımızla buradaki zincir sayımız aynı. Tüm sırayı bu şekilde dolaşarak sıra sonuna gelelim ve beraber devam edelim. Sıramı tamamladım. Bakın gayet düzgün artırma yapmadım zincirlerimde. Dediğim gibi sizinki büzme, kasma yaparsa 3 zincirde çekebilirsiniz. Bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Trabzan yapacağımız sıraya geçerken 3 zincir çekiyoruz. Kutucuklu sıralarımızda 5 zincir çekiyoruz dönerken. Bu şekilde tığımın başını doladım. Boşluktan kutucuğun içerisine 1, 2. trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanı trabzanımızın üzerine. 1, 2. trabzan boşlukta. 3. trabzanımı trabzanımızın üzerine yapıyoruz. 2 tane boşluğa 1 2 ve 1 tane trabzanımın üzerine. Bu şekilde yaparak tüm sırayı dolaşıyoruz ve diğer başa kadar tüm boşluklara ikişer
tane trabzan, birer tane de trabzanların üzerine yapacağız. Bu sırayı tamamen dolaşalım, sıra sonunda beraber devam edelim. Bu sıramızda tamamladık. Bakın trabzanlarımız olan sıramızı 1, 2, 3 başlangıçtan bu yana 3 sıra trabzan dolgu sırası yaptık. Yani kendime örmüş olduğum çantanın boyutu bu kadar normalde. Ama ben biraz büyüterek şuradaki 1, 2, 3, 4 sırayı fazladan ördüm ve biraz daha büyük plaj çantası gibi olmasını istedim. Siz dilerseniz burada bırakabilirsiniz. Dilerseniz benimle devam edebilirsiniz. Şimdi yine farklı bir işlem yapmıyoruz zaten büyütürken de. Şuralarda uyguladığımız tekniği aynı şekilde uygulayacağız. İki, dört, beş tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum örgümü. Tığımın başını doladım. Yine burada da bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Arada iki zincir çekiyoruz. Bir, iki, tığımın başını doladım. Bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine batarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde şu sıradayız. Bakın işaretleyicimizin olduğu kısma kadar geleceğiz. Buraya kadar, yani 10 kutucuğu bu şekilde yapalım ve devam edelim. İşaretleyicimizin olduğu yere kadar geldim. Bakın hizasındayız. 10 tane kutucuğumuzu tamamladık. Aralarda 2 zincir çekerek. Şimdi burada şu kısmı şöylece diğer işaretleyicimizin hizasına kadar, buradan buraya kadar iki elimin arasındaki mesafede, oval kısımda bir zincir çekeceğiz. Bir trabzan atlayacağız, ikinciye batacağız. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. Bir zincir, ikinciye batıyorum. Pardon, bir zincir çektim, bir trabzan atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bu şekilde aralarda bir zincir ve bir trabzan atlayarak ikinci trabzana batacağız. Ve şuradan işaretleyicimizin hizasında olan kısma kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kalan 10 tane kutucuğumuzu da şurada yapmış olduğumuz gibi aralarda 2 zincir ve 2 trabzan atlayarak yapacağız ve sıra başına geleceğiz. Sıramı tamamladım. 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çekiyorum, yine çeviriyorum örgümü. Tığımın başını doladım. Yine sıradaki trabzanın tepesine batarak kutucuklarımı oluşturuyorum. 1, 2 zincir, tığımın başını doladım, diğer trabzanın üzerine. Bu sırada da yine aynı şekilde çalışıyoruz. Şu sıradayız ve oval kısımda da aynı bu şekilde. Yani tüm sırayı aynı şekilde dolaşalım, diğer başa gelelim ve daha sonra beraber devam edelim. Bu sıramızı da tamamladım. Bakın biraz içe doğru bükülür gibi oldu. Bura genişlediği için. Ama üçüncü sıramızı yaptığımızda gayet muntazam olacak. Üçüncü sırada da artırma yapmayacağız. Başlangıcımızı beraber yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kutucuklu son sıramızdayız. Bundan sonra trabzanlar yaparak iki parçayı birbirine birleştireceğiz.
Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batarak yine trabzanımı çalışıyorum. Arada 2 zincir, diğer trabzana geçiyorum. Arada 2 zincir, diğer trabzana geçiyorum. Başladığınız zaman 1-2 gün içerisinde yapıp kullanabileceğiniz bir model, emin olun. Yeter ki başlayın. Bu şekilde yaptım. Bir daha yapalım. 1-2 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanın tepesine batarak trabzanımızı yaptık. Aralarda 2 zincir kullanıyorum. Bu üçüncü ve son sıramız demiştim kutucuklarla. Tüm sıra boyunca diğer başa kadar hiç artırma yapmadan aralarda 2 zincir ve trabzan üstüne trabzan çalışarak bu sırayı tamamlayalım. Ve son trabzanlı sıramızda iki parçayı birleştirme işlemiyle devam edelim. Kutucuklarla yaptığımız son sıramızda tamamladım. Şimdi birleştirmeye geleceğiz. Trabzanlarımızın sırası hep düz yüzleri hep aynı tarafa denk geldiği için burası düz yüzü çevirdiğimiz taraf. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Bu taraf düz yüzü demiştik. Şimdi burada da burası düz yüzü. Şöyle tutacağız ters yönünden. 2 düz yüz dışarıda kalacak. Burası düz, burası düz. Buradaki trabzanları yaparken birleştirme işlemini yapacağım. Bakın çantamda gösteriyorum. Gayet düzgün bir görüntü oluşturacağız bu şekilde. Dikmeye gerek kalmayacak. Buradan bakın zincirle çıkmışız ilk başta. Zincirin üzerindeki saç örgüsü kısmının altından geçiyorum. Burası zincir olduğu için biraz zorlanacağız. Ama diğer yerler çok rahat olacak. Şuradan iki kattan geçiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri ilmeğimi buradan geçireceğim. Geçirdim. Tığımın başını doluyorum. İlk kutucuğumun içine bir trabzan yapıyorum. İlmeğimi tığdan çıkardım. Burada birinci trabzanın üzerindeki saç örgüsü kısmından geçiyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Her trabzandan sonra bir tane ilmeğin altından geçireceğiz. Tığımın başını doladım. Kutucuğuma ikinci trabzanı çalışıyorum. İlmeği tığdan çıkardım. Sıradaki bakın buradan ilmeğimi çekiyorum. Tığımın başını doladım. İki tane trabzanı boşluğa yaptık. Şimdi trabzanımızın tepesine çalışıyoruz. Yine ilmeğimi çıkarıyorum. Sıradakinin zaten sırasıyla görünüyor bakın. Buradan hemen tığımı girdirip ilmeği çekiyorum. Şimdi ikinci kutucuğun boşluğundan battım. Bir trabzan. Sıradaki ilmeğimin altından geçiyorum. İlmeğimi çektim. Boşluktan ikinci trabzanımı yapıyorum. İlmeği bıraktım. Sıradaki saç örgüsünün altından.
Şimdi Trabzon'un tepesine batıyoruz. Sıradakinin altından geçiyorum. Yani burada trabzanlarımızın üstündeki hep şu kısmı kullanıyoruz. Dıştan içe doğru batarak ilmeğimizi altından çekiyoruz. Tığımın başını doladım. Boşluklara iki tane trabzan çalışıyoruz. Bu birinci trabzanımdı. İlmeğimi çektim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve ilmeğimi çektim. Şimdi trabzanın tepesine. İlmeğimi çekiyorum. Sıradaki boşluğa trabzanımı çalışıyorum. Bu şekilde yaparak hem ikinci parçamızın trabzanlarını hem de iki parçayı birbirine birleştirmiş oluyoruz. Bakın gayet düzgün, kabarıklık olmuyor. Çok da düzgün duran bir teknik. İki tarafın sayılarını aynı yapmaya dikkat edelim. Hata yaparsak trabzanlarımız birbirine denk gelmeyebilir. Bir iki tane hatadan bir şey olmaz. Fazla ya da eksik olursa iki yere aynı anda batabilirsiniz. Bir ilmeği iki yerden çekersiniz ya da bir tanesini atlar öbüründen çekersiniz. Arada kaynatırsınız orasını. Ama aynı şekilde sayıları yaparsanız hiç kusursuz bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bu şekilde yaparak tüm çantamızın etrafını birleştirelim ve iki parça birbirine birleşsin. Daha sonra çantamızın üst kısmına geçeceğiz. Kenar birleştirme işlemini tamamladık. Daha yeni olduğu için böyle biraz kırışık duruyor ama ılık bir suyla yıkarsanız ve ılık ütüyle ütülerseniz, çok fazla sıcakla ütülemeyin çünkü makrom ipi tamamen naylon içeriyor. Bu şekilde kenarını tamamladım. Bakın şu ip diğer parçamızın ipi. Bu ipi de şöyle aradan yürüterek temizlemiş olalım. Şimdi çantamızın üst kısmına yapmış olduğum sık dişler var. İlk sırada sayısını ayarlıyoruz. Burada ilk önce bir zincir çekiyorum ben. Trabzanımın belinden dolayarak boşluktan batıyorum. 1 2 sık iğne. Diğer boşluğa geçiyorum kutucuğa. 1 2 Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 Tüm boşluklarda iki tane sık iğne yapacağım. 1 2 Ve kenardaki trabzanlarımızın ilk boşluktan batıyoruz bakın. Üzerine de iki tane sık iğne yapıyoruz. İki. Tüm boşluklara kendi çantamı örerken bu sayıda yaptım ve gayet düzgün duruyor ağız kısmı. İki. Tüm kutucukların boşluklarına batarak ikişer tane sık iğne çalışıyoruz.
Trabzanlı sıramıza geldiğimizde de ilk baştaki trabzanın, bakın buradaki boşluktan batarak trabzanımızın üzerine de iki tane sık iğne çalışıyoruz. Sayımız değişmiyor. Bu şekilde yaparak bütün çantamızın etrafını dolaşacağız. Toplamda 1, 1, 2 ve 3 sıra sık iğne yapmışım. Siz biraz daha fazla isterseniz fazla da yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 sırayı tamamlayalım. Kulp olarak ben eski bir kemer kullanmıştım. Farklı bir görünüm olması için. Ama siz örerek de yapabilirsiniz. Bu çantamda örgü sap yapacağım. Ve astarını nasıl diktiğimi farklı başka bir videoda göstereceğim. Kenardan uzun sap yapmıştım. Buradan da kısa sap kola takmak için. Bu şekilde. Öncelikle üst tarafı 3 sıra dolaşalım. Ve sapıyla devam edelim. Çantamın 3 sıra sık iğnesini tamamladım. Üst kısmını bitirdim. Tek taraflı sapını da ördüm. Böyle kutucuklu çantamızla uyumlu bir şekilde. Şimdi çantamızın sapını nereden başlayacağımızı bu taraftan göstereceğim. Şöyle ben kendime göre şurası birleştirdiğim yer. Şurayı baz aldım. 2, 4, 6, 7 tane ilmek saydım. Buradan kenarda şu kadar bir kısım kalması için ipimi saç örgüsü kısmının tek kanadını alarak buraya monte ediyorum. Ve 3 tane zincir çektim. Trabzan yaptım. Yine aynı şekilde trabzan. Zinciri de sayarsak 3 tane trabzanımız oldu. Arada bir zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkincisine yine saç örgüsü kısmının arkadaki kanadını alarak. Bir. 2 ve 3. Şimdi yukarı çıkarken 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığımın başını doladım. 3 trabzanımız yan yana. Bakın ortadakini atlıyoruz. Sonuncunun tepesine batıyoruz. Kutucuk oluşturmak için. Şimdi boşluğa bir trabzan çalışıyorum. Ve hemen baştaki trabzanın tepesine. Arada bir zincir. Tığımın başını doladım. Burada baştakine batmıştık. Ortadakini atlıyoruz. En baştaki zincirimizin içerisine batarak yine bir trabzan çalıştık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4. Kutucuk yapacağımız zaman 4 zincir çekeceğiz. Pardon. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Başlangıçta kutucuğumuz olduğu için. Tığımın başını doladım. Boşluğa ikili trabzan çalışıyorum. Ve hemen baştaki trabzanın tepesine ve yan yana 3 tane trabzan oluşturduk. Bir zincir. Bir tane atlıyorum ikinciye. Birinci trabzanımız. İkinciyi boşluğa çalışıyorum. Ve üçüncüyü de zincirimizin içerisine.
Bakın burası yine başlangıçta olduğu gibi. Bu şekilde sırayla iki kenarda trabzanlar, ortada kutucuk. İki kenarda kutucuklar, ortada trabzanlar olacak. Döngülü bir şekilde yaparak kulpumuzu tamamlayacağız. Kulpumuzun uzunluğu 65 santim. Bunu ölçmüştüm ben. Bu şekilde siz nasıl isterseniz. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.